Efendim, Ege Çevre Programı'ndan bir kez daha merhabalar. Ben Nuri Azbar, Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü. Bu hafta konuklarımız Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu'ndan Sayın Alperen Doğru ve Sayın Volkan Yavaş. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz davetimizi kabul ettiğiniz için. Bu hafta havacılıktan konuşacağız. Ve çevre hareketinde havacılık programı ile ilgili neler yapılabilir? Çevre Araştırma Merkezi ile beraber neler yapabiliriz? Bunlardan biraz konuşacağız. Aslında bu hafta 22 Mart Dünya Su Günü normal şartlar altında. Biz de bu hafta kapsamında aslında 20 Mart günü, 22 Mart çünkü hafta sonuna denk geldiği için 20 Mart'a bir panel organizasyonu yaptık sizlerin de katkılarıyla. Su günü kapsamında aslında biraz deniz kirliliğini konuşmak istiyoruz. Deniz kirliliğini de aslında biraz havacılıkla bağdaştırmak istiyoruz. Yukarıdan, havadan deniz kirliliği ile ilgili neler yapılabilir? Uygulamalar nelerdir? Bizim üniversitemiz bu konuda ne tür katkılar verebilir? Bunları tartışmak istiyoruz. Bu panelde de aslında yine deniz kirliliğinde birinci derece sorumlu olan İzmir Büyükşehir Belediyesi İSSU Genel Müdürü ve diğer fakültelerimizden, su günleri fakültemizden sahil güvenlikten ve ilgili diğer birimlerden konuşmacılarımız olacak aslında. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verecekler. Evet. Aslında yönetmenimizden rica etsek, eğer hazırsa panelimizin duyurusunu hemen yansıtabilsek ve bu Perşembe günü saat 10.30'da Ebiltem binasında yapılacak olan deniz kirliliği ve örnek uygulamaları panelimizin duyurusunu vermeye çalışalım hazır olduğunda. Herkesi buradan davet ediyoruz. Özellikle öğretim üyelerimizi, öğrencilerimizi ve bizi izleyen buradan konuyla ilgili duyarlı olan kişiler, özellikle İzmir Büyükşehir Belediyesi, diğer ilgili kurumlar, enstitüler, Deniz Bilimleri Enstitüsü ki oradan da bir hocamızı aslında davet ettik 9 Eylül Üniversitesi'nden. Ancak kendisi yurt dışında olduğu için katılamayacak tahmin ediyoruz. Ama duyuru hazır oluncaya kadar isterseniz önce Alperen Bey'den uçak teknolojisi programı hakkında bir ön bilgi alalım. Ne yapıyoruz uçak teknolojisi programında? Biraz bize kısaca tanıtır mısınız? Evet, öncelikle bizi burada konuşma şansı verdiğiniz için ve davetiniz için size teşekkür ediyoruz. Biz Ege Meslek Yüksekokulu'na bağlı ön lisans eğitimi veren uçak teknolojisi programı olarak bugün buradayız. Bizim programımız dünyada ve Türkiye'de hızla gelişmekte olan havacılık sektörüne kalifiye eleman yetiştirmek için kurulmuş olan ve 2009 yılında çalışmalara başlanmış olan bir programımız. 2009 yılında rektörlüğümüz tarafından kurulan bir heyetle bu çalışmalar başlatılıyor ve bu çalışmalar neticesinde hava aracı imalatı ve bakım onarımı konusunda eğitim vermeyi amaçlayan bir program kurulması hedefleniyor. Ve 2010-2011 eğitim öğretim yılında 30 öğrencilik bir kontenjanla biz bu faaliyetlere başlıyoruz. Çok güzel. Ege Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi Programı Ege Meslek Yüksekokulu'nun mevcut binaları dışında bulunan, mevcut binalarımız bizim burada merkez kampüsümüz, Bornova kampüsünün içerisinde. Fakat bizim Uçak Teknolojisi Programımızın özel bir yeri var. Biz Gazimir ilçesinin Sarnıç beldesinde havaalanına yakın. Havaalanına yakın bir konumdayız. Anlamlı. Evet. Hava Teknik Okullar Komutanlığı'na, 3. Kara Havacılık Komutanlığı'na yakın bir konumdayız. Orada helikopter birlikleri var. Serbest bölgeye yine yakın bir konumdayız. Biz bizim okulumuzun güzel bir hikayesi de var. Biz üniversite, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin örnek bir işbirliğiyle kurulmuş bir okuluz. Binamızın arazisi Gazimir Belediyesi tarafından bize verilmiş. Binamızın bütün inşaatları Eroğlu İnşaat Firması, Eroğlu Ailesi tarafından yapılmış. Ve binanın eğitim içeriği, eğitim materyalleri ve donanımlar Türk Havaları Teknik, TAİ, Türk Havacılık Sanayi ve Endüstrisi, Ege Serbest Bölge tarafından bize sağlanmış bulunmakta. Ayrıca bizim Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Sayın Profesör Doktor Semih Güneş'in kurucu başkanlığını yaptığı Havacılık ve Uzak Kümelenmesi Derneğimiz var. Bu dernek Türkiye'nin ilk havacılık kümelenmesi. Bu kümelenmenin bizim okulumuzla ilgili önemli bir misyonu var ve en önemli misyonu bizim okulumuzun gelişmesini sağlamak. Biz Sarnıç Beldesi'ndeki Ahmet Eroğlu Eğitim Tesislerinde 3000 metrekarelik bir kapalı alana sahibiz. Bu bölgede bizim dersliklerimiz, laboratuvarlarımız, kütüphanelerimiz var. 250 kişilik bir konferans salonumuz var, büyük konferans salonumuz var. Ayrıca orada bir uçak hangarımız var, 1300 metrekarelik bir uçak hangarımız var. Hangarımıza 4 kadar genel havacılık uçağı sığabiliyor. Şu an içeride 2 tane uçağımız mevcut, pratik uygulamaları yapmakta kullanıyoruz biz bunları.
Eğitim içeriğinden biraz bahsedecek olursak, dediğimiz gibi hem hava aracı imalatına hem de bakım onarımına yönelik personel yetiştiriyoruz biz orada. Tekniker yetiştiriyoruz. Eğitimimiz 3 yıl. Normalde ön lisans programları 2 yıllık meslek eğitim veriyor. Fakat bizim programımızda ve hocanın programında 1 yıllık bir de ön hazırlık sınıfımız var. Zorunlu İngilizce sınıfımız var. Dolayısıyla 3 yıllık bir eğitim oluyor. Benim programla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Evet, çok güzel. Çok uygulamalı bir bölüme, programa benziyor. O açıdan çok şanslı öğrencilerimize düşünüyoruz. Bu vesileyle aslında katkısı geçen kurum ve kuruluşlara aslında teşekkür edelim üniversitemiz adına. Bence çok önemli bir katkı. Evet, Volkan Bey, siz kendi programınız hakkında, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programı hakkında kısa bir bilgi verebilir misiniz? Tabii hocam. Öncelikle ben de davet için teşekkür ederim. Nezaketiniz için. Alper hocam aslında çok iyi şekilde özetledi. Biz de hemen hemen aynı benzer standartları taşıyoruz. Aynı tesislerde eğitim görüyoruz. Bizim farkımız Alperen hocaların bölümüyle, uçak teknolojisi programıyla öncülük yapılmış havacılığın teknik kısmının yanı sıra sosyal bilimler olarak da hava ulaştırma işletmeciliği programının açılması öngörülmüş. 2013-2014 yılında ilk eğitim öğretim faaliyetimize başladık 30 tane öğrenciyle. Yine aynı şekilde bizde de 2+1 şeklinde bir yıl zorunlu İngilizce hazırlık okutuyoruz öğrencilerimize. İngilizce hazırlık eğitiminden sonra mesleki eğitimlere geçilecek. Yine Ahmet Eroğlu tesislerinde Sağınç'ta eğitimlerimiz yönlendirilecek. Bizim de buradaki amacımız, dediğimiz gibi, havacılığın sosyal yönünü biraz daha göstermek. Yani yer hizmetleri, havaalanı faaliyetleri, terminal işletmeciliği, yolcu hizmetleri gibi daha çok sosyal konularda öğrencilerimizi mesleki standartlara göre eğitmek için yola çıktık. Umarım başarılı olabileceğimizi düşünüyorum. Çok güzel. Mezunlarımızı herhalde verdik değil mi? Yani 2010'da kurulduğuna göre. 2010-2011 eğitim yılından bu yana bu sene 3. mezunlarımızı vereceğiz. Dolayısıyla 2 mezunlarımızı verdik. Çok güzel. Çok güzel. Mezunlarımız şu anda çeşitli. Mezuniyet sonrası takip edebiliyoruz mu? İstihdam konusunda başarımız herhalde yüksektir diye ümit ediyorum. Yüksek, ilk dönemki mezunlarımızın neredeyse hepsi Türk Havalı Teknik firmasında işe başladılar. İkinci öğrencinin bir kısmı bu öğrencilerimizden dikey geçiş sınavıyla mühendisliklere geçtiler. Uçak mühendisi bölümlerine çok geçenlerimiz güzel, var. Onun dışında Ege Serbest Bölge'de hava aracı imalatı yönünde parça imal eden bazı fabrikalar var. Buralarda ise istihdam olan öğrencilerimiz var yine. Çok güzel. Şimdi üniversite sınavı da yaklaşıyor biliyorsunuz. Evet, bu pazar günü belki bizi dinleyen öğrencilerimiz, adaylar için de bir önemli bir bilgi bu. Kesinlikle, aslında. Evet. Tercih etmek isteyebilirler. Geleceği olan ve istihdam açısından başarı sağlayan bir program gibi gözüküyor. Peki, program hakkında bilgi aldık. Çok teşekkür ederiz. Şimdi biraz çevreyle, ara kesitte nerede buluşacağız ona bakmaya çalışalım. Tabii biz su günü paneli içinde söylediğimiz gibi bu perşembe yapacağımız, saat 10.30'da Ebilten'de yapacağımız programda da tartışacağımız konu deniz kirliliği, körfez kirliliği. Ve bu bağlamda aslında denetimler son derece önemli. Bu denetimlerin özellikle bu arada yönetmenimiz yansıttılar. Deniz kirliliği ve örnek uygulamalar başlığı altında bir panel yapacağız saat 10.30'da. Buradan yine davetimizi yineliyorum ben. Ebilten binası en üst katta, yeni binada, büyük salonda ilgilenen herkesi buradan davet etmiş olalım. Önemli bir toplantı olacak diye düşünüyoruz. İSSU Genel Müdürümüz özellikle Ahmet Alparslan Bey, ki körfez kirliliği konusunda yegane çalışan birimlerden bir tanesi. Deniz Bilimler Enstitüsü beraber. Bizim Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tabii ki orada çok önemli tesisleri var. Çok ciddi çalışmalar yapıyor. Bunların hepsini bir potada eritip burada su gününe özgü, manidar, anlamlı olacak bir toplantı yapmaya çalışacağız inşallah. Peki, bu denetimlerde hava araçlarından nasıl faydalanabiliriz? Yani sizin uzmanlık alanınızı çevre hareketindeki bir konuya nasıl getirebiliriz? Nasıl denetleme yapabiliriz? Videomuz da var galiba. Evet, siz konuşurken isterseniz denetimlerle ilgili videolarımız var. Şimdi bilindiği üzere dünyada ticaretin %70'i deniz yoluyla yapılmakta. Bu arada videomuza dönüyor. Evet. Bu da bazı denize kirlilik boşaltan gemilerin... Şu an sintinesini boşaltan ve yakalanan bir gemiyi de herhalde görüyoruz. Görüyoruz, evet. Yani bir resim bin kelimeye eşitlerdir herhalde. Bunun arkasında söyleyecek bir şey yok. Kesinlikle. Bu arada bol bol gayet net bir şekilde denizi kirletini görüyoruz. Evet, buyurun. Evet, dolayısıyla dünyada ticaretin %70'i deniz yoluyla yapılıyor. Ayrıca yaşam alanlarına baktığımızda da dünya popülasyonunun yarısından fazlası da deniz kıyılarına olan illerde yaşıyorlar. İnsanlarımız. Ülkemize döndüğümüzde de ülkemizin de 3/1 tarafı denizlerle kaplı ve yaklaşık 8300 kilometrelik bir sahil hattına sahibiz. Evet. Yarımada gibiyiz aslında. Koca bir ülke yarımada gibi çalışıyor aslında. Kesinlikle yarımada gibiyiz. Dolayısıyla etrafımızda bu kadar çok deniz varken denizlerin evsel atıklarla, endüstriyel atıklarla veya tarımsal atıklarla kirletilmesi bizim için ciddi problemler yaratıyor. Yine deniz taşımacılığı sonucunda meydana gelen petrol açık atıklarının bırakılması, kıyı ve deniz habitatlarını
kalıcı zararlar verebiliyor. Kesinlikle son dönemde özellikle Meksika'da çok ciddi yaşadık bu petrol atıklarıyla alakalı konuları. Konuları yaşayabiliyoruz. Bakın burada videoda da aslında çok teşekkür ederiz bu videoyu getirdiğiniz için. Çok bariz bir şekilde denizin kirlendiğini ki aslında hoyratça açık denize de bunu yapmıyor. Direkt limanlarda yani gözünüz içerisinde soka soka bunu yapıyorlar. Maalesef bu kadar da hoyrat bir yaklaşım söz konusu. Buyurun. Kesinlikle. Dolayısıyla denizlerin kirliliği etkin bir mücadele etmek için yeni çözümler üretilmeye çalışıyor dünyada da. Bu çözümlerin en başında da aslında havadan denetimler başı çekiyor. Ki boşaltımın gerçekleştiği anda bunu süratlice yakalamak lazım. Yani. Sonrasında çok zor olabilir. Kesinlikle. Denizler tabii çok geniş alanlar olduğu için buralarda kontrolü sağlamak ve denetimin sıklığını yapmak zor olabiliyor. Fakat havadan yapılan denetimlerin tabii büyük bir avantajı var. Çünkü görsel olarak sizin tarama alanınız daha geniş oluyor bu uygulamalarda. Tabii bizim oksijen kaynağımız olan denizlerimiz ve ormanlarımızı kirletmeye yönelik olarak da önlemleri buradan daha kolay alabiliyoruz. Yoğun ve çarpık sanayileşme, kentleşme ile birlikte artan çevre kirliliği özellikle denize kıyısı olan bizim büyük şehirlerimizde ciddi hasarlara ve kirliliklere sebep veriyor. İzmir'de önemli liman kentlerinden bir tanesi. Liman taşımacılığı söz konusu burada. Işte özellikle limanı olan illerimizde bu kirlilikler daha da ön plana çıkıyor. Ve bu deniz taşımacılığı sonucunda meydana gelen petrol kirliliği ve gemilerin bıraktıkları bu videoda gördüğünüz gibi atıklar denizlerimizi ciddi anlamda tehdit ediyor. Evet. Bu alanların kontrol altına alınması ve denetimlerin yapılabilmesi için de hava araçlarının kullanılması dünyada uygulanan yaygın bir yöntem. Havadan denetimler. Evet. Limanlarımızın bulunduğu körfezler de geniş alanları kapsadığı için bu alanlarda denizden yapılacak bir müdahale veya denetimlerde bazı erişebilirlik konusunda sıkıntılar yaşanabiliyor. Fakat hava araçları kullanıldığı zaman hem farkındalık açısından hem de erişebilirlik açısından bize büyük avantaj sağlıyor. Kesinlikle. Peki dünyada örneklerinden bahsettiniz. Evet. Bilmiyorum bu çekimler umarım Türkiye'den değildi diye ümit ediyorum. Yani herhangi bir kent veya ülke şeyi görmedik ama Türkiye'de benzer örnekleri maalesef yaşıyoruz, görüyoruz. Uçak yolculuklarımıza da aslında şöyle bir güzel bir görüntü göreyim diye baktığınızda aşağıda binlerce taşıtın aslında sintinesini bıraktığını takip etmek çok kolay. Evet. Peki deniz kirliliği mücadelede hava araçlarından faydalanan örnekler ülkemizde ne durumda? Böyle bir örnek var mı? Evet, belki videomuzda var mı acaba? Bir sonraki videoda var mıydı acaba? Videomuzdan bahsedeyim. Bu videoyu bana gönderen Kocaeli İzmit Körfezi'nde bu denetimleri yapan bir firma. Firmanın yetkilileri bu videoları bana gönderdi. Evet. Dolayısıyla bu maalesef bu videolar bizim ülkemizde çekilmiş olan videolar. İzmit Körfezi'nde çekilmiş olan videolar. Ben Kocaeli Üniversitesi mezunuyum. Dolayısıyla lisans öğrenimi boyunca Kocaeli'nde yaşadım. Ve İzmit Körfezi'ni iyi bir şekilde biliyorum. Bu uygulamayı da orada bizzat şahit oldum. Ülkemizde iki ilde bu uygulamalar yapılıyor. Birincisi öncelikle Kocaeli ilinde yapılıyor ve 6 yıldır bu uygulamayı gerçekleştiriliyor. İzmir Körfezi'nde denetimler yapılıyor. Çok güzel. Bir de Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından deniz kirliliğiyle mücadele ile ilgili bir Cessna 172 uçağı var. Fakat bu uçak karadan uçuş yapabilme özelliğine sahip. Bunlar da yine deniz kirliliğinin havadan denetimiyle ilgili faaliyetlerde bulunuyorlar. Çok güzel. Tabii bunu duymak acı verici bir şey. Yani bu kadar çirkin görüntünün ülkemizde yaşanıyor olması çok acı verici bir şey. Ümit ediyoruz bu denetlemelerle birlikte bu Kocaeli'nde başlatılmış olan örneğin diğer şehirlere özellikle İzmir kentine gelmesini ümit ediyoruz. Bu panelde de zaten bunları tartışacağız. Sahil güvenlik birinci derecede sorumlu kurumlardan bir tanesi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İSSU bu konularda bir takım projeler yapıyor. Bu bağlamda İzmir ve çevresinde neler yapılıyor bunları panelde de aslında sıkça tartışacağız. Bunun dışında bu uygulamalar ile ilgili verileri bizimle paylaşabilir misiniz? Ne tür veriler var elimizde? Şimdi yani ayrı başka bir videomuz var mıydı? Başka tek videomuz yok. Sadece bu video var. Vardı. Tamam. Peki. Belki panele gelen arkadaşlarımız görseller getirecektir. Daha çok görsellere ulaşabilirler. Bizim bu projeye başlamadan önceki görüştüğümüz insan Hakan Özelmaz'dı. Kendisi Seaplane firmasının sahibi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile beraber bir proje kapsamında 6 yıldan beri bu işleri yapıyorlar. Evet. Ve 6 yıldır toplamda 11,5 trilyon liralık bir yani eski parayla yeni parayla 11,5 milyon Türk lirası bir ceza uygulaması yapılmış. Kesim yapılmış. Tabii burada ceza kesmek bir sonuç değil. Çözüm değil. Çünkü ceza kestikten sonra nitekim sonuçta denizlerimiz yine de kirlenmiş oluyor. Burada amaç aslında caydırıcı. Belki onun 10 misli kadar bir bedelde oranın temizlenmesi için bir rakam harcanacak. Aslında bence kirleten öder mantığı çok kabul ettiğim bir mantık değil ama bir yerde de hani kirletilmeden önce önlemler alınması lazım. Ama işte Meksika örneğinde olduğu gibi biliyorsunuz BP ve Shell'e yanılmıyorsam birkaç milyar dolar civarında bir rakam kesildi. Ama bu bile aslında o doğanın geri gelmesine ne kadar yardımcı olacak çok emin değiliz. Dolayısıyla gördük orada yani bir litre bile döktüğünüzde yüzlerce kilometre kare
alanı yayılabilen bir film tabakasından bahsediyoruz. Aynı ortamdan aslında denizcilik anlamda istifade ettiğimiz şeyler var. Yani balıkçılıktan istifade ediyoruz. Turistik olarak Antalya'dan bahsettik. Evet, Antalya'dan bunların var. Hepsini aslında sekteye uğratmış oluyoruz. Yani bir taraftan birisi kar elde çemler ki öteki taraftan başkasının ekmeğine de mani olmuş oluyor. Kesinlikle. En çirkinde aslında çevrenin katledilmesi. Yani geri yerine koyamayacağımız bir şey. Bir zincirleme reaksiyon var zaten üstün içinde. Arka arkaya. Evet. Aslında zaten 6 yıldır bu Kocaeli'de yapılan mücadelenin göstergesi de Hakan Bey'in bizle paylaştığı diğer veriler. Hı-hı. Hakan Bey'in çünkü bahsettiği şeye göre son yıllarda ceza kesilemeyeceği, yani ceza oranı oldukça azalmış ve sıfıra yaklaşmış cezalar. Çünkü kendileri yaklaşık işte... Yani denetimden başarı elde ettikleri için mi? Evet, denetimden başarı elde ettikleri için. Ceza kesecek bir şey faaliyet bulamadıkları için inşallah. Yani yoksa başkalarının müdahalesiyle... Yok, kesinlikle değil. Değil. Çünkü kendilerinin bahsettiği uygulamaya göre sabahları uçuşlarla ve telsiz yayınlarıyla Körfez'in denetim altında olduğunu hem yabancı dillerle hem yabancı bandalı gemilere yansıtıyorlar ve burada bir denetimin olduğunu söylüyorlar. Ayağınızı denk alın diyorlar. Yani. Kesinlikle, aynen. ve bunun sonucunda da ciddi kazançlar elde etmişler. Mesela İzmit Körfezi'nde iki tane plaja mavi bayrak almışlar. Hani bu gördüğümüz görüntüler eskiye ait görüntüler. Evet, çok güzel. Şu anda yunuslar yüzmekte diye bahsediyorlar. Ve benim de bildiğim dalgıçlık kursları eğitim veren merkezler kuruldu İzmit Körfezi'nde. Harika. Çok güzel. Çok mutlu olduk bunu duyduğumuza. Peki tabii bu araçlar, kullanılan araçlar hepsi uçak. Evet. Ne tür uçaklar var? Teknik özellikleri nelerdir? Belki biraz maliyetleriyle ilgili bilgi de verebilir misiniz? Bilemiyorum. Onlar hakkında bilgi alabilirsek. Burada İzmit Körfezi'nde yapılan uygulamada denize inebilen uçaklar kullanılıyor. Firmanın iki tane uçağı var. Bir Cessna 206 modeli. Float, amfibik dediğimiz uçaklar. Bunlar denize inip kalkış yapabiliyorlar. Elverişli hava şartlarında yıllık ortalama 500 saat uçuş yaptıkları söylüyor Hakan Bey bize. Bu da ciddi bir rakam. Kaç uçak var Kocaeli'de biliyor musunuz? Kocaeli'de iki uçak var. İki uçak yeterli oluyor bu iş. Tabii iki uçak bütün Körfezi'nin yeterli olabilir. Düzenli olarak uçuyorlar. Ve yılda ortalama 500 saat uçuş yapıyorlar. Ortalama uyguları. Şimdi bir karşılaştırma olarak yapacak olursak maliyetleri konusunda örneğin bir sahil güvenlik teknesinin maliyetine yaklaşık 140 tane bu deniz uçaklarından satın alabiliyorsunuz. Bir kere maliyet bazında oldukça iyi. Yani denizden denetleme yapmaya kalksan sadece ilk yatırımı bile ilk yatırım maliyeti bile oldukça yüksek. Çok yüksek ki bunu işletmesi işletme maliyetlerine bakacak öyle olursak öyle bir gemi bile, tekneyi işletmek de kolay değil aslında. Bir tekne mesela bir saatlik bir şeyde çalışmada bir tonluk bir yakıt yakıyor. Fakat bizim bu bahsettiğimiz uçaklarsa bir saatte yaklaşık 60 litre kadar bir yakıt tüketimi gerçekleştiriyor. Çok düşük. Ve bir tam depoyla 5 saat uçuş gerçekleştirebiliyor. 20 misli daha az. 20 misli daha az bir şey söz konusu, maliyet söz konusu. Ve çok daha hızlı herhalde, pratik. Hemen anında yukarıdan ulaşma şansınız var. Denize inip kalkabildikleri için 200 metrelik bir mesafe onların kalkış için yeterli oluyor. 250 çok metrelik kalkış. Tabii bu hava sıcaklığı ve yüke göre değişebiliyor. Fakat 250 metrede kalkış yapabiliyor. 14.000 fit yüksekliğe kadar çıkabiliyor ve deniz seviyesinden 1 metre mesafeye kadar alçakta uçabiliyor. Bu da anında gemiye kadar yaklaşıp hani onları caydırmak babında yaptıkları uygulamalarda da çok pratik, çok, pratik olduğunu kendileri de iletiyor bize. Evet, çok güzel. Bu Cessna uçaklarından bahsediyoruz. Tabii konuya hakim olmayan ben de değilim aslında. Yani biraz onların teknik özelliklerinden bahseder misiniz? Bunlar nasıl gemiler, şeylerdir, uçaklardır? Piston motorlu. Aslında otomobillerde kullanılan motorları var bu uçakların. Pervaneli, tek motorlu yani uçaklar. Yani çok yüksek maliyetli uçaklar olmadığını da anlıyorum ben. Kesinlikle. Buradan. Yani dediğim gibi bir saatlik bir uçuşta 60 litre gibi bir yakıt yakıyorlar. 130 oktanlık çok yanıcı bir yakıtları var. İzmir Büyükşehir Belediyesi gibi zengin bir belediyenin aslında çok rahatlıkla efort edebileceği, alabileceği uçaklar bunlar aslında ki bilemiyoruz tabii ki buradan belediyeden Perşembe günü belki Ahmet Alparslan ve genel müdürümüz de kapsamlı bilgileri de olsun verecektir, bildiği de yanıltabilir. Belki de belediyenin hali hazırda şu an bu amaçla olmasa da başka amaçla ki belki Volkan Bey'e de yönelteceğim aslında sadece bu denetimleri gemiler için mi yapıyoruz? Başka amaçlara hitap edebilir mi? Onları da isteyeceğiz. Bakalım nasıl cevaplar alacağız oradan. Şimdi şöyle bakalım hani olaya sadece gemiler için aslında yola çıkılabilir. Ancak bu bir yerden sonra gemileri aşan bir durum olacaktır. Çünkü Alperen Hoca'nın bahsettiği gibi Kocaeli'de artık gemilerin hani önlendirici tedbirler dolayısıyla hani ceza kesecek konumlar kalmadı artık. Hani gemilerle denizden kirlenmesini önlemek için başlayabiliriz. Ancak bunun dışında bildiğiniz gibi ülkemizde çok sık rastlanan orman yangınlarıyla mücadele etme şansınız var. Bunun dışında kaçak balık avcılığından bahsedebiliriz. Yine çeşitli kazalarda arama kurtarma aslında çalışmaları... kaçak balıkçılığı çok son derece önemli. O panelde gene Uğur Sunlu hocamız da Su Ürünleri Fakültesinden deniz kirliliği konusunda çalışan bir hocamız. En çok muzdarip oldukları konulardan bir tanesi de bu kaçak balıkçılık ve aslında sadece hani vergi kaçakçılığı anlamında da değil bu. Doğaya, denize kendi bindikleri dalı kesiyorlar aslında. Vergi tahribatlar aslında son derece önemli. Bu açıdan da bence
Çok amaçlı bir denetim aslında bu. Bunun dışında arama kurtarma faaliyetlerinden bahsedebiliriz demiştik. Yine bir bizim ülkemizde sık yaşanan insan kaçakçılığıyla da aslında mücadele edilebilir. Evet, son dönemde çok arttı değil mi bu gerçekten de? Maalesef, ölümlerle sonuçlanıyor sonuçlanan aynı şekilde. İnsan hayatını en kötü ihtimalle önlemek adına, kurtarmak adına da yapılabilecek denetimlerden olarak sayabiliriz. Yani orman yangınları özellikle son derece önemli. Yani doğal nedenlerle ortaya çıkan, tabii bunların altında sabotaj veya benzeri iyi niyetli olmayan unsurlar da var. Ama son dönemde özellikle bu iklim değişikliğine bağlı olarak, küresel ısınmaya bağlı olarak ki Atina'da, Yunanistan'da çok sık gördük, İspanya'da çok sık görmeye başladık. Aynı anda yüzlerce yangınların çıkması son derece önemli. Bunlara çok süratli bir şekilde müdahale etmek ve irtibatı sağlamak son derece önemli. Orman Bakanlığı'nın da uçakları var ancak yeterli kalmıyor çünkü ülkemizdeki durum malum her yaz aylarında sık yaşanan bir durum. Her yani şey var. Bir anında yapılması önemli yani. Tabii kesinlikle. Kesinlikle. Bir taş iki kuş vurmak adına söylüyorum ben. Yani deni sintinesini bırakmak üzere bir takım faaliyetler yapan gemileri denetlemeye çıkan bir şey aynı anda yukarıdan aslında çok rahatlıkla ki alev çok rahatlıkla dumanı en azından görülebilen ve anında telsizle aslında ilgili birimlere irtibat sağlayabilecek bir şeyde imkan da sağlıyor. Bu anlamda da aslında bir koyundan birkaç post çıkartmak da mümkün gibi gözüküyor. Peki bölgemizde deniz kirli denetimlerinin havadan yapılması ile ilgili ne söylemek istersiniz? Böyle bir uygulama mevcut mu bizim bölgemizde? Bizim İzmir için aslında böyle bir şeyin şu an için mevcut olduğunu söyleyemeyiz. Şöyle bir durum var elimizde. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yetki devriyle 4 tane Büyükşehir Belediyesi'ne denizlerin denetleme yetkisi vermiş durumda. Bunlar İstanbul, Kocaeli, Antalya ve Mersin. Ancak İzmir tabii bunların içinde yer almıyor. Burada denetleme yetkisi Sahil Güvenlik Komutanlığı'na aittir. Ancak tabii Körfez'deki kirlilik bakımından da biz hani bu unsurları nasıl ele alabiliriz diye Kocaeli başta ortak bir çalışmaya gitmeyi düşünüyoruz. Elimizde bazı veriler var, ben onları paylaşmak lütfen isterim. Lütfen vaktimiz sizde var bir hayli, şey yapabiliriz rahat rahat. Ali Ağa ve Nemrut Körfezi'nde yıllık 40 milyon ton yük elleşlemesi yapılıyor ve bu ülkemizin ikinci büyük limanı durumunda olduğu belirtiliyor. Bunlar 9 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi ve Deniz Ticaret Odası'nın verileri. Aslında Ali Ağa laf açılmışken buradan söylemeden de edemiyoruz tabii. Yani Ali Ağa her geçen gün giderek daha da çevre konusunda ciddi bir konuma oturmaya başladı. Hava kirliliği başta olmak üzere ki rafinelerimiz var biliyorsunuz orada. Maalesef demir çelik sanayi var. Ağır sanayinin yerleştiği aynı zamanda da aslında turizm bölgesi. Yani evet Foça ki biliyorsunuz orası özel çevre koruma bölgesi. Dünyaca korunan foklarımız orada. Çandarlı dediğiniz gibi. Bir de böyle deniz taşımacılığından da bir yük. Yani Ali Ağa burayı bu konuları nereye kadar kaldıracak onu çok merak ediyoruz aslında. En son yapılan Çandarlı Limanı. Evet. Maalesef bu tür sıkıntılar var. Belki bir nebze böyle bir denetleme burada arttırılabilirse en azından bu çevre konuları açısından baskıyı azaltıp Ali Ağa'ya biraz nefes aldırmak da mümkün olabilir diye düşünüyorum. Ben akademik çalışma vasıtasıyla geçtiğimiz yıllarda Ali Ağa'daki yetkililerle, o körfezdeki yetkililerle tek tek görüşmüştüm. Onlar da sizin benzer söylediğiniz şeylere benzer konularda sıkıntılar yaşıyorlar. Hani sadece bir turizm bölgesi olarak da adlandırılması gerektiğini, sadece bir taşımacılık bölgesi olmadığını dilendiriyorlar. O yüzden çevre faaliyetleri Ali Ağa'ya. Yani bence Ali Ağa artık dur demek gerekiyor Ali Ağa'ya. Yani ağır sanayi zaten yeterince ağırlaştı orada. Biraz da turizm, ekoturizmden yararlanmak lazım. Bilemiyorum yani buradan bizi dinleyen yetkililere tekrar bir kez daha bu konuda hani akademik olarak çalışan, çevre konusu hassas olan sadece akademisyen olarak değil, vatandaş olarak da söylüyoruz. Yani İzmir'i çok seviyoruz, Ali Ağa'yı çok seviyoruz. Çok örgütleri var bu konuda. Çok fazla dernek var orada. Onlara da buradan teşekkür etmek istiyorum ben. Foça'da özellikle ciddi dernekler var. Çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Ümit ediyoruz sonuçlarını alırlar. Ali Ağa'nın 40 milyon ton yük elleştirmesinden bahsetmiştik. İzmir Limanı için bu rakamın 12 milyon ton olduğu söyleniyor ve 7. sırada yer alıyor İzmir Limanı. Ancak konteyner yüklemesi olarak baktığımızda 118'lik bir payı var İzmir Körfezi'nin. Bu da Türkiye'de 2. sıraya getirmiş büyük oluyor rakam. İzmir'i. Ciddi rakamlar çok bunlar. Ciddi rakamlar bunlar. Bunun dışında tabii ki az önce bahsettiğimiz Çandarlı Ali Ağa'nın gelişmesi, Çandarlı Limanı'nın gelişmesi bu oranda yani bu bölgede %50'lik, %75'lik taşımacılık faaliyetlerinin artmasını daha öngörüyor. Daha artıracak. Tabii ki bu şartlar dahilinde hani şu anki mevcut durumda bile sıkıntı yaşanırken bu bir artış söz konusuyken bunları şimdiden bir önlem almak en azından bir farkındalık yaratmanın önemli olacağını düşünüyoruz. Bu yüzden de İzmir önemli bir nokta olacaktır. Hem deniz taşımacılığı açısından hem de çevre açısından diye düşünüyorum. Aslında şöyle bir sorun var. Yani belki izleyenlerimiz de gördüklerinde aklılarında bir soru işareti oluşmuş olabilir. Sintine dediğimiz şey aslında geminin uzun seyahatler yaparken yükünü boşalttıktan sonra dengesini sağlaması için denizden aldığı su. Tabii suyu içeri aldığı zaman temiz su sintine adını alıyor. Çünkü içerideki bulaşık malzemeyle kirleniyor. Kesinlikle. Yani petrol taşıdıysa ya da başka bir şey taşıdıysa onunla beraber kirleniyor. Bir sonraki yükü almak adına da bu sintineyi bir yere boşaltması gerekiyor. Tabii işin
en kolay yolu onlar için bunu açık denizde, ki az önce gördüğümüz bence çok hoyratça, gerçekten şımarıkça bir davranış, hiç umursamadan limanın ortasında, yani herkesin görebileceği bir yere. Evet. Bence ben bunu korsanlık diyorum, artık başka bir şey diyemiyorum. Bazıları biraz daha uyanık geçinip aslında işte uçaklardan seyahat ederken kendimize tanık olduğu açık denize boşaltarak, ki arkasından aslında ip gibi takip ettiğinizde gemiye ulaşma şansınız da var. Normalde teknik olarak bunun uygulaması var aslında, yani çözümü var. Sintinesini limanda sintine suyu alan bir yere boşaltması gerekiyor. Bunun da uygun arıtma sistemlerinden geçirdikten sonra tekrardan denize boşaltılması imkanları her zaman için var. Şu an cahilim bağışlayın, ben de bilmiyorum aslında. Belki perşembe günkü panelde bu da aydınlanacaktır. İzmir Limanı'nda böyle bir altyapı var mıdır? Sahil güvenlik böyle bir zorlamayı getiriyor mu? Yasal olarak bu yapılması gerekiyor çünkü. Yani sintinesini boşaltan gemilerin de neden sintinesini boşalttığını da aslında sorunun derinlemesine inip oradan başlamak, yani sorunu anlayıp sonra çözüme gitmek lazım. Sizin de az önce söylediğiniz gibi sadece denetleyerek, ab altına sopa göstererek nereye kadar varılabilir ki, aslında başarılı olduğunu da gördük. Evet. Önemli oranda 11 milyon TL'lerden neredeyse 0 TL'ye kadar ceza kesilmediğini. Evet. Ümit ediyoruz ki bu başarı sonucunda elde edilen bir sonuçtur. Yani birilerinin yukarıdan bastırmasıyla değil, ama sizin anlattığınıza göre de öyle zaten. Bence çok son derece önemli bir konu. Çok çok teşekkür ederim ben katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler açısından da. Çok teşekkür ederiz. Havacılık programımız heyecan veren bir program aslında. Buradan da yineleyelim istiyorum. Sınava girecek olan öğrencilerimiz var. Meslek Yüksek Okulu açısından üniversitemiz çok başarılı. Havacılıkta da istihdam açısından son derece ümit vadeden bir program olarak gözüküyor. İnşallah çevre hareketinde, çevre araştırma merkeziyle beraber ortak çalışmalar da yapacağız. İnşallah. Planlarımız var. Bu panelden sonra bir takım şeyleri belki filizlendirmek istiyoruz. Önce bir tohumunu ekelim, sonra filizlendirmek istiyoruz. İnşallah İzmir Büyükşehir Belediyesi bu panelden sonra da bu konuya ilgi duyup profesyonel olarak Kocaeli Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmanın benzerini, belki daha da iyisini, örnek olacak bir çalışmayı İzmir'e taşır diye ümit ediyorum. Aynen. Efendim, bu hafta deniz kirliliği ve körfez kirliliğini konuştuk. Havacılık programımızdan bahsettik. Meslek Yüksek Okulumuzla havacılık programının altyapısıyla İzmir'de deniz kirliliği adına neler yapılabilir, bunları tartıştık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.